Kolay gelsin. Ben Zürih'teyken, tabii ki oynarken orada Türk milli takımına çağrıldım, PAF takımına. Orada da antrenör Reha Kapsal'dı. Çağrıldım yani bir hazırlık maça, İskoçya'ya karşı maçımız vardı. Orada da tabii ki ikinci yarı sahada oynadım. Ondan sonra hiç çağrılmadım yani. Hafta hani Ümit Milli'den çağrılmadım önemli maçlar için. Ondan sonra işte Türkiye'den bir şey duymadım yani. Ben de İsviçre medyasını demiştim o zaman, ben Türkiye için oynamak istiyorum. Herkes biliyordu bunu. İşte olmadı. Sonra da ben kulübümle devam idmanlara, maçlara çıktım. İsviçre'nin A milli hocası geldi bana ve dedi ben seni İsviçre'ye kazandırmak istiyorum. Onlar her şeyi verdi yani, değer verdiler bana. Ben de o değeri yani onlara geri vermek istedim yani. Çünkü ya, sözünü bitiyorsun abi. Sen yurt dışında Türk futbolcular... Ama önceden öyleydi çok. Şimdi İşte Türkiye daha iyi yapmaya çalışıyor. Benim sana zamanımda, sonra öteki oyuncular olsun, Alman milli takımda Özil diyelim. Onlar mesela aynısını yaşadı. Hani ben onlardan daha hani yaşlıyım. Onun için hani ben de üzüldüm yani. Ben de isterdim milli takımın oyuncusu olmayı ama işte kısmet değilmiş. Onlar da işte aramayınca biz de üzülüyoruz tabii. Hani biz de isterdik oynamak Türkiye için. Ama sonuçta biz futbolcuyuz ve oynamak istiyoruz. Daha sonra federasyondan veya işte eski hocalardan olsun, ne bileyim Şenol Güneş'le bu konuştuğumuz Fatih Terim. Ya görüşmeler oldu da hani şimdi Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla fazla konuşmadık o şeyleri. Ama görüşmeler oldu işte hani keşke, tamam keşke de ama siz de bir şey yapmanız lazımdı hani o zamanlarda. Ama ne diyeyim yani çeviremem artık onun için. Böyle kariyerimde devam gitti. The second work ha? Oralarda top yok muydu? Top şurada var galiba aşağı doğru. Getirelim mi top? Ben sağladım. Çekeyim mi ben onları? Dur sen geç ben çekeyim.